Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 12. sınıflar müzik dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınavlar öncesi. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuzdaki ilk sorumuz, ilk boşluğa ne gelmesi gerekiyor birlikte karar verelim arkadaşlar. Koroda görev alan kişiye nokta nokta denir ifadesi var ki koroda görev alan arkadaşlarımız var mı aramızda bilmem ama o bayan ve erkek fark etmeksizin koroda görev alan kişilere korist denir diyelim. Büyümenin hızlı olduğu, insanda ses değişiminin yaşandığı döneme nokta nokta denir ki değişimden bahsediyoruz. Buna mutasyon diyoruz arkadaşlar. Müzik sanatı güzel sanatların nokta nokta grubuna girer ki müzik sanatı kulakla ifade edilen bir şey. Dolayısıyla işitsel sanatlar grubuna girer diyelim. İşitsel sanatlar grubuna girer. Müzikte kullanılan hız belirtecine nokta nokta denir ki metronomdur arkadaşlar bu kavram. Buna dikkat edelim. Müzikte kullanılan hız belirtecinin ismidir metronom. İstiklal Marşımızın bestecisi nokta nokta dür şeklinde bakın. Burada ipucu da verilmiş arkadaşlar. Osman Zeki Üngör bu kişiyi unutmayalım. Osman Zeki Üngör şeklinde ifade edelim arkadaşlar. İstiklal Marşımızın bestecisini. Bando topluluklarında nokta nokta ve nokta nokta enstrüman çeşitleri kullanılır ki bando biliyoruz belki görevlerde aldık. Hem vurmalı hem de üflemeli çalgılar enstrümanlar var. Dolayısıyla birinciye vurmalı o trompetleri hatırlayın. Diğeri de üflemeli diyelim. Müzikte ağır çalınacağını gösteren hız terimine nokta nokta denir ifadesi var ki ilginç bir terim bunu unutmayalım arkadaşlar. Largo. Largo denir de müziğin ağır çalınacağını gösteren hız terimine bunu da şöyle hatırlattıktan sonra geçelim. Bir başka ifadeye. Burada bahsedilen nokta nokta bir ağızlık ve kendi üstüne kıvrılmış silindir bir borudan oluşan nefesli çalgı. Biz hangi çalgıyı tanıtmaya çalışıyoruz? Evet bandoda da biraz önce söyledik bu vurmalı çalgılardan trompet olacak arkadaşlar. Onu da şöylece hemen boşluğa yazmış olalım. Şarkılarda tekrarlanan bölümlere nokta nokta denir ifadesi var ki şarkılarda tekrarlanan bölümleri şarkı mırıldanırken bile zaten söylüyoruz değil mi? Nakarat olarak burayı hemen dolduralım. Üç çalgı üzerine yazılmış bir müzik eseri türüne nokta nokta denir ifadesi var ki bu da ilginç bir terim. Bu da triodur arkadaşlar. One, two, three'den aklınızdan kalsın. Trio 3 çalgı üzerine yazılmış müzik eserini türüne deniyor. 3 vuruşlu bir dans olup bu dansın ritmine verilen isme nokta nokta denir ifadesi var ki yine 3 vuruşlu bu ipucudur. Vals'tir arkadaşlar bahsedilen dans çeşidi. Bunu da hatırlatmış olduk sizlere. İstiklal Marşımız nokta nokta tarihinde resmi olarak milli marş kabul edilmiştir. Biliyorsunuz ki yazılma tarihi, kabul tarihi 12 Mart, zaten bu Mart ayında kutlanan bir hafta, 1921 yılında resmi olarak milli marşımız olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. Hatırlatalım bir kez daha. Sesleri, süreleri ve adlarıyla gösteren işaretlere nokta nokta denir ifadesi var ki zaten bunu da artık do, re, mi deyince herhalde aklınıza gelecektir. Notadır arkadaşlar bu işaretler. Bir kişinin kendi çalgısıyla ya da sesiyle verdiği konsere nokta nokta denir ki tek başına yapılan o konserdir. Resital diyoruz bunlara. Ve son ifademiz bağlama ve gitar nokta nokta ve nokta nokta bir enstrümandır ki biliyoruz bağlama ve gitar bir kere arkadaşlar telli ve tezene ile çalınan enstrüman çeşitleridir diyelim ve geçelim artık bir başka sayfaya. Evet boşluk doldurma bu tarz soruların çıkacağını tahmin ediyoruz. Mutlaka iyice izleyin arkadaşlar videomuzu. Geçelim bir başka bölüme. Aşağıdaki klasik soruları kısaca cevaplayınızdaki ilk sorumuz neymiş? Türk sanat müziği ne demektir? Açıklayınız. Evet müzik çeşitlerinden bol soru olacaktır. Peki Türk sanat müziği nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz ki
İçerisinde çeşitli İslam nameleri de barındıran, özellikle Osmanlı zamanından beri daha çok şekillenen, zengin kültür ve birikime dayanan bir müzik çeşidi. Gayet sakindir, insanı rahatlatır Türk sanat müziği. Arkadaşlar bunu bir iki cümleyle şöyle mısralara dökelim. İçerisinde çeşitli İslam, başlayalım arkadaşlar. İçerisinde çeşitli İslam nameleri de barındıran Osmanlı zamanında daha çok şekillenen zengin kültür ve birikime dayanan müzik çeşididir arkadaşlar. Evet, Türk sanat müziğini bu şekilde bilebiliriz. Yani dini motifler de var içerisinde. Osmanlı zamanında en çok şeklinin aldığı dönem ve zengin kültür ve birikime dayanan bir müzik çeşidi olduğunu da hatırlamış olalım. Ve geçelim bir başka klasik sorumuza. Türk halk müziği sanatçılarından 4 tanesini yazınız. Eğer Türk halk müziği dinleyenler varsa hemen bilecektir. Birincisini Arif Sağ diyebiliriz arkadaşlar. Ve ben de Türk halk müziğini çok severim. Hatta bağlama çalmayı da severim. Onun için Arif Sağ şeklinde ilk sanatçımız yazalım. Bir diğeri de Musa Eroğlu diyelim. Bir diğeri İzzet Altınmeşe. Bir diğeri yine bağlama üstadlarından Erdal Erzincan. Aklıma gelenler. Tabii bunun yanında Belkıs Akkaleler var, Bediye Akartürkler var. Bayan sanatçılarımızı da unuttuk. Zannetmeyin arkadaşlar. Daha bunun gibi bir sürü yazabilirsiniz. Türk halk müziği sanatçısı olarak diyelim. Ve geçelim bir başkasına. İstiklal Marşı size ne çağrıştırmaktadır? Maddeler halinde yazınız ifadesi var ki. Evet, maddelere dökelim arkadaşlar. Burada bahsettiğim İstiklal Marşı'nı okurken insan bir duygulanır değil mi? Madem dersimiz müzik, bizde ifade ettikleri nedir? Ben hemen aklıma ilk gelen bağımsızlık diyebilirim arkadaşlar. İstiklal Marşı'nı biliyorsunuz, Kurtuluş Savaşı'nı biz bağımsızlık için yaptık. Dolayısıyla bağımsızlık diyorum hemen. Bir diğeri de vatan hemen aklıma geliyor arkadaşlar. Vatana sahip olduk, özgür bir vatana sahip olduk, bunu yazabiliriz. Bir diğeri benim için özgürlük geliyor arkadaşlar. İstiklal Marşı'nı dinleyince aklıma özgürlük geliyor. Hemen İstiklal Marşı ile birlikte zaten bayrak göndere çekiliyor biliyorsunuz. Aklıma bayrak geliyor. Tabii ki bu vatanı, özgürlüğü, bayrağı bize kim emanet etti? Kimler sayesinde? Şehitler geliyor arkadaşlar aklıma. Şehitleri de unutmayalım. Allah hepsine rahmet eylesin bu arada. Ve bütün bunları Kurtuluş Savaşı sonrasında elde ettiğimizi de unutmayalım arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı da hemen aklımıza gelenlerden bazı maddeler diyelim. Ve geçelim bir başka soruya. Eğer bu tarz sorular çıkarsa zaten kolayca hatırlamış ve yapmış olacaksınız. Arabesk müziğinin sanatçılarından 4 tanesini yazın. Evet, demin Türk halk müziğiydi. Şimdi arabesk. Arabesk deyince belki aramızda dinleyenler vardır arkadaşlar. Orhan Gencebay var biliyorsunuz. Müslüm Gürses var biliyorsunuz. Ferdi Tayfur var yine biliyorsunuz. Hakan Taşıyan var yine biliyorsunuz. Bergen var, Güllü var, Kibariye var. Var da var biliyorsunuz. Daha çok çeşitleri var ama insanın aklına gelen arabesk müziğinin babaları dediğimiz insanlar Orhan, Müslüm, Ferdi, bu tarz insanlar, sanatçılar arkadaşlar. Hatırlatmış olduk sizlere bir kez daha. Geçelim diğerine. Müzik türlerinden 5 tanesinin ismini yazın. Evet, bir sürü onlarca müzik türü sayılabilir ama bizden istenen 5. Arkadaşlar hemen aklıma caz geldi nedense. Rock geldi. Hip hop var. Bu aralar zaten çok meşhur biliyorsunuz gençler arasında hip hop müzik. Klasik müzik var. Gayet sakin, rahatlatıcı. Ve pop müziğimiz var.
Bunun yanında halk müziğimiz var, Türk sanat müziği var, arabesk müziği var. Var da var ama 5 tanesi istenmiş. Şöyle 5'ini sizlere hatırlatmış olduk. Diyelim ve geçelim son sayfa ve sorularımıza artık. Burada ifade edilen, istenen müzik ruhun gıdasıdır cümlesinde ne anlatılmaktadır? Maddeler halinde yazınız. Evet. Müzik ruhun gıdasıdır. İnsana iyi gelir, değil mi? Ruhuna iyi gelir. Ruhunu besletir, rahatlatır. Akıl ve vücut sağlığının tedavisinde kullanılır. Bazı akıl hastanelerinde biliyorsunuz. Uykuya geçişi kolaylaştırır, uyumamızı sağlar. Yaşama isteğimizi artırır, enerji verir, iyi hissetmemizi sağlar. Var da var bir sürü şey sayabiliriz ama şöyle bir maddeye dökelim istiyoruz arkadaşlar. Birincisi, insanın ruhunu rahatlatır. Ve besler. Bir diğeri, akıl ve vücut sağlığının tedavisinde kullanılır. Akıl ve vücut sağlığının tedavisinde kullanılır. Evet, bunu da akıl hastanelerinde özellikle kullanıldığını biliyoruz. Bir diğeri, uykuya geçişi kolaylaştırır. Uykuya geçişi kolaylaştırır. Evet, son maddemiz de yaşama isteğini artırır arkadaşlar. İnsana heyecan, yaşama isteği verir. Bunu da madde olarak yazalım. Yaşama isteğini artırır. Evet, bunu da şöyle 4 maddeyle bir kez daha hatırlatmış olduk sizlere ve geçiyorum. Son klasik sorumuza artık. Aşağıdaki halk oyunları hangi bölgelere aittir şeklinde bir ifade var ki? Evet, kendi bölgenizin halk oyunlarını belki biliyorsunuz veya halk oyunları ekibinde görevli olabilirsiniz. Şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Hora halk oyunu nerede oynanıyordu? Hatırlayabildik mi? Evet, Trakyalılar biz buradayız der gibi arkadaşlar. Hora halk oyunu Trakya bölgesindedir. Şöyle bir Trakya bölgesi diye yazalım kısaca. Tekez ortlatması biliyorsunuz ki Akdeniz'in batısında özellikle Muğla, Fethiye o civarda tekez ortlatması meşhurdur. Dolayısıyla şöyle bir Batı Akdeniz yazalım arkadaşlar. Horon Karadeniz'in olmazsa olmazı uşakların oynadığı oyun Doğu Karadeniz olarak yazalım hemen. Doğu Karadeniz. Halay biliyorsunuz ki hem doğuda hem Güneydoğu Anadolu bölgesinde var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi diyelim. Evet, Zeybek biliyorsunuz. Zeybek de çok sevilen oyunlardan biri. Ege yöresinin hemen hemen tamamında oynanan bir oyun, halk oyunu. Onun için buraya da Ege bölgesi diyelim. Çayda Çıra, Elazığlılar biz buradayız. Gakkoşlar selam olsun hepinize. Burada da biz buradayız. Çayda Çıra'yı en iyi biz oynarız diyen bölge olduğunu duyuyorum. Elazığ bölgesinde arkadaşlar Çayda Çıra oynanır. Bar, Kuzeydoğu Anadolu'da Erzurum, Kars bölgesinde özellikle o bölgede en sık rastlanılan Kuzeydoğu Anadolu şeklinde bunu da şöyle kısaca not alalım. Ve son olarak Bengi oyunu arkadaşlar bunu tüm Türkiye'dekiler belki bilmez ama Balıkesir ve çevresindeki arkadaşların evet biz oynuyoruz çok da güzel oynarız dediğini duyar gibiyim. Dolayısıyla Bengi oyununun Balıkesir ve çevre illeri diyelim şöyle çevresi şeklinde yazsak kısaca herhalde anlaşılmış olacaktır diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Bundan sonraki videolarda da takipçi sayımızı artırmak adına lütfen kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.